Yaz bitti, cilt lekeleri bize kaldı. Cilt lekelerinden kurtulmanın en kolay yolunu işin uzmanına sordum. Cilt lekeleri olanlar bu röportajımı kaçırmayın. Deniz, kum, güneş derken tatilimizin keyfini çıkarttık. Peki cildimizdeki lekeler ne durumda? Medikal estetik doktoru Gönül Ateş Saçan'la birlikteyiz. Merhabalar Gönül Hanımcığım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi size merak ettiğimiz her şeyi hemen sormak istiyorum. Cildimizdeki lekeler için ne yapmamız gerekiyor? Birincisi karaciğerden yiyeceklerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Ama en önemli şey lekeler oluştuktan sonra çeşitli tedaviler yapılabiliyor. Cilt bakımları yapabiliyoruz. Alttaki dokuya ulaşmak için cildi soyabiliyoruz. Çeşitli yeni tip lazerler var. Lazerlerle cildi soyabiliyoruz. Başka tedavilerle cildin altına çeşitli kolajen uyarımını verip rengin açılmasını sağlayan çeşitli hekim tedavileri yapabiliyoruz. Cilt lekelerinden kurtulabilmemiz için evde kolayca uygulayabileceğimiz neler önerirsiniz? Cilt lekeleri derinse mutlaka ve yıllar geçmişse mutlaka tıbbi tedavi gerekiyor. Ancak evde de yapabileceğimiz çok basit tarifler var. Bizler bu medikal uygulamaları pirinçle yapıyoruz. Pirinç içeren maskelerimiz var. Pirinç içeren peelinglerimiz var. Pirinci 3 gün suda bekleterek, nişastasını çıkartarak o suyu ciltlerini düzenli akşamları temizleyebilirler. Bir. C vitamini cilt lekelerimizi açar ve çizgilerimize iyi gelir. C vitamini olarak da en iyi kullanacakları şey limon suyu ve greyfurt suyudur. Gözeneklerimizin sıkılaşması için ne yapmamız gerekiyor? Maske yapmaları gerekiyor. Bu meyve maskesi olabilir. Kendileri herhangi bir C vitamini, herhangi bir soyluğu, salatalığı yüze koymak doğru mudur? Evet, doğrudur. Gönül Hanımcığım, evde neler yapmamız gerektiğini biliyoruz fakat bir doktor tavsiyesi üzerine neler uygulamalıyız cildimize? Hep birlikte görelim mi? Evet. Şimdi normalde cildimizde yoğunlaşan kirler, siyah noktalar olabiliyor, derinlemesi ve lekeler olabiliyor. Öncelikle bunu aynı bir süpürge gibi cildimizdeki o pislikleri bir temizleyip tıbbi bir destek tedavi yapacağız hastamıza. Tamam, başlayalım o zaman. Şu an. Şimdi bildiğimiz klasik yapıyoruz. Bakımda biz evet. Porları ve gözenekleri temizlemek için özellikle T bölgemizde bu cihaz yardımıyla yavaş yavaş çok minik meyve asitlerini cilde verip aslında aqua suyla temizlik yapıyoruz. Suyla karışık meyve asitlerini cilde yavaş yavaş yedirecek özellikle T bölgesini her tarafa. Bu arada Gönül Hanımcığım, PRP, somon tedavisi duyuyoruz. Bu tedavileri hangi cilt tiplerine öneriyorsunuz? Her cilt tipinde yapılabilir. PRP bizim kanımızdan aldığımız ve içindeki büyüme hormonlarını çoğalttığımız ve tekrar cilde verdiğimiz, bunu da mezoterapi iğneli yöntemle verdiğimiz bir destek tedavidir. Yine cildin kolajenini ve büyüme hormonlarını artırarak cildin parlamasının lifting etkisi sağlar. Herkes PRP ve somon tedavisi evet, yaptırabilir mi? Evet, mutlaka bir hekim kontrolünde. Uygun ortamda, sağlık şartlarının olduğu ortamda, bir klinik veya muayenehane ortamında bir hekim tarafından uygulanmasını gerekiyor. Altını çiziyorum çünkü yanlış uygulamalar yapılabiliyor. Son dönemlerde sürekli altın iğneyi duyuyoruz. Altın iğne uygulaması nedir Gönül Hanım? Altın iğne cildin tam orta tabakasına 2,5 ile 3 milime kadar radyo frekans vermektir. Kolajen uyarımını uyarıyoruz. Cildin orta tabakasına yaptığımız, herkese uygulayabildiğimiz geniş bir uygulamadır. Cildin açılan nano deliklerinden de bolca vitamin veririz. En önemli farkı cilt temizliği ile birlikte bütün mevsimler uygulanabiliyor. Kişinin yüzünde bir travma oluşturmuyor. Cilt maskelerinde bizlere neleri önerirsiniz Gönül Hanım? Cilt maskelerinde şimdi artık bütün dünyada internetten de sipariş verebilirler. Aloe vera özellikle çok sevdiğimiz bir hem sakinleştirici aloe verayı kullanabilirler. Hatta şu anda çok popüler. Kendileri üretip karışım yapabilirler ama bunu bekletmeden kullanalım. Onun dışında kokonat, Hindistan cevizi yağı çok iyi gelebiliyor. Tuzla peeling yapabiliyorlar. Hastamızın cildini güzelce temizledik. Evet. Şimdi üstüne cildin rahatlaması hem de kolajenle beslenmesi için çok güzel bir bambu maske kullanacağız. Bambu maske. Özellikle bambunun özelliği çok iyi çekiyor kolajeni ve cilde de çok iyi bırakıyor. Daha bambu sonra maskeyi her cilt tipi için herkes kullanabilir. Kolajen içeriği her cilde gerekiyor. Özellikle temizlendikten sonra sıkılaşan gözeneklere daha da destek veriyor. Bir 15 dakika beklettikten sonra da
hasta normal yaşamına bugün devam edecek. Çok teşekkür ediyorum ben size vermiş olduğunuz bilgiler için. Cilt lekelerinden nasıl kurtulabiliriz? Hepsini öğrendik. Ufak tefek cilt lekeleriniz varsa bunları evde kolaylıkla maskelerle halledebilirsiniz. Farklı büyük lekeleriniz varsa mutlaka bir doktora gözükmenizi tavsiye ediyoruz. Cildimiz bizim için önemli. Bol bol su tüketelim.